Yeni sosyal destek paketi az önce açıklandı. 11 haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre her ay 7.445 TL devlet desteği verilecek. Başvuru şartları ve detaylar belli oldu. Sosyal yardım ve destek ödemeleri devletin sağladığı bir güvence olarak vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor.com Temmuz ayında yapılan zamların ardından yaşlılara sağlanan destek ödemelerinde de artış yaşandı. Ork az önce bir son dakika duyusu ile yaşlılara yeni yardım miktarı açıklandı. Başvuru şartlarını taşıyanlara aylık toplam 7.445 TL'lik sosyal destek ödemesi verilecek. Ayrıca sağlık ve bu ücretsiz ulaşım desteği de var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılında daha yardım ve destek ödemelerine kaldığı yerden devam ediyor. Devletin her vatandaşa sağladığı bir sosyal yardım imkanı bulunuyor. Özellikle hasta ve yaşlılar için de öne çıkan destek ve yardım ödemeleri var. Evde bakım maaşı ve engelli maaşı ile birlikte 65 yaş aylığı bu yardımlar arasında yer alıyor. 2023 yılı için yaşlılara sağlanan toplam yardım ve destek miktarı ise tam 7.445 TL'ye kadar ulaşıyor. Peki kimler bu yardımlardan faydalanabilir? Yaşlılara özel sosyal yardım imkanları. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı vatandaşlara sağlanan sosyal yardım imkanları merak konusu oldu. TC kimlik numarası son hanesine göre verilen yardım ödemeleri 2023 yılında zamlı olarak hesaplara geçiyor. Şu anda yaşlılara verilen en önemli yardımlar engelli maaşı, yaşlılık maaşı ve evde bakım maaşı olarak öne çıkıyor. Yaşlılar için sağlanan devlet yardımlarının toplam miktarı ise 7.445 TL'ye kadar ulaşıyor. Kimler alabilir, nasıl başvuru yapılır? Engelli hasta yaşlı vatandaşlara sağlanan sosyal yardım fırsatları için başvuru şartları da merak konusu olmuştu. Engelli ve hasta olan vatandaşlarım yardım alabilmek için öncelikle bir sağlık raporu almaları gerekiyor. Sağlık raporu aldıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ya da e-devlet üzerinden başvuru yapmak yeterli oluyor. 65 yaş üstü maaşı alabilmeniz ise başka şartları bulunuyor. 65 yaşından büyük olmak adına kayıtlı herhangi bir mal varlığı ya da emekliliği bulunmamak bu şartlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda hane içinde kişi başına düşen gelirinde asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekiyor. Ödemeler her ay PİD'den yapılıyor. Aranan başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile başvuru işlemlerini yapabiliyor. Başvurusu onaylananlara ödemeleri Ziraat Bankası IBAN numaralarından ya da PTT üzerinden yapılıyor. 11 haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numara ile isterseniz başvuru işlemlerini tamamlayabilir, yine aynı kimlik numarası ile PTT'den ödeme alabilirsiniz.